şansınız açık olsun. Kendinize de dikkat edin. Dikkatli olun. Gidiyoruz. On saat sonra döneceğiz. Eğer gecikirsek bizi beklemeyin. Hemen üste geri dönün. Durun. Bir dakika durun dedim. Tekneden indiğimiz yer burası. Gittiğimiz yönde demek ki bu istikamette olduğuna göre kuzeybatıya doğru evet. Doğru yöndeyiz. Bu yani şu taraf. Evet. Evet beyler. Evet. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Yolumuzun üstündeki şu radar üstüne gerekeni yaparız değil mi? Evet sanırım. Kaç kişi var dersin? Bir... İki... Üç... Dört... Beş... Ben beş saydım ama barakan içinde kaç kişi var bilemem. Beni iyi dinleyin. Barakaya baskın yapacağım. Siz burada kalın. İşaretimi bekleyin. Anlaşıldı mı? Evet, tamam. Güzel. Çocuklar, sakın korkmayın. Sizleri evlerinize götüreceğim. Korkacak hiçbir şey yok. Size kötülük yapmayacağım. Sakın korkmayın. Anlaştık mı? All right.
Çocuklar beni dinleyin. İşaret verdiğim zaman buradan koşarak dışarı çıkacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım çocuklar, çabuk. Gidiyoruz, hadi. 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 Yapmalıyız. Barakayı havaya uçurmalıyız. Radarlarında birlikte tabii. Sen de çocuklarla meşgul ol. Tamam. Evet, gidiyoruz. Beni takip edin. Tamam çocuklar, oturun. Ve kıpırdamayın.
misin? Piyango bana vurdu. Sen çocukları al, al da buradan hemen gidin. Ne diyorsam onu yap. Çabuk olun. Hadi. Tamam. Kirk'ü bırakmamalıydık. Haklısın. İşte geliyor. Patron, iyi misin? Beni merak etmeyin, iyiyim. İki adam kaybettik. Üstelik komutanımız da yaralı. Bu çocuklar kimin? Başkanın mı? Hadi gidelim çocuklar. Paolo. Ne var? Durumu kötü. Bu işi götüremeyecek. Yarası oldukça ağır. Evet öyle. O zaman oturup bir plan yapacağız. Oturun bakalım çocuklar. Patron gel şöyle oturalım. Olur. Çok fenayım. Çok fenayım. Yaradan kurşunu çıkarmam lazım. Bunu yapamam. Yapmazsam kanamadan ölür. Patron. Bunun kararını sen ver. Her ikisi de tehlikeli. Seni anlıyorum Paolo. Pekala. Bana sargı getir. Peki tamam getireyim. Şöyle uzan biraz patron. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Hazırım Paolo. Biraz acıyacaktır biliyorsun. Evet, biliyorum. Biliyorum. Daha önce de yapmıştım bu işi. Biraz dişine sıkacaksın o kadar. Evet. Seni anlıyorum, anlıyorum Paolo. Kımıldamamalısın. Mike'ın tutmasına da sakın kızma. Ters bir hareket yap. Dediğini yapacağım. Paolo, dediğini yapacağım. Ama dikkatli ol. Kalbe yakın biliyorsun. Evet, evet biliyorum. Her nefes alışımda hissediyorum. Kısa yavaş yavaş nefes al. Peki. Peki Paolo. Bu çok tehlikeli Paolo. Biliyorum kral asıca tehlikeli. Bu ne kadar derine ineceğime bağlı. Garip bir adamsın Paolo. Kurşunu çıkarınca... ne yapacaksın oğlum? Saklayacağım. Sıkı dur patron. Sadece sıkı dur. Onu yakala Mike. Uslu uslu dur. Buldum onu. Buldum. Çok dayanıklısın patron. Çıkardım onu. İşte burada namussuz. Tanrım sana şükürler olsun. İyisin ya. Evet iyiyim Paolo. Hadi işimize bakalım. Hadi. Ver şunları bana. Senin ihtiyacın olmayacak. Bensiz döneceksin. Ben? Aklını mı kaçırdın sen? Sen yoluna devam et.
Niçin bizi öldürmedi? Bildiğim tek şey, büyük bir hata işledi. Neredesin? Jimnastik salonunda. Patronun çağırınca akan sular durur, öyle değil mi? Benim patronum yok. Maalesef var. Bu beni ilk yüzüstü bırakışın değil. Bak güzelim, bana işini sormamalısın. Gerçekten ne yaptığını bile bilmiyorum. Kaçakçılık da olabilir. Niçin söylemiyorsun? Casus bile olabilirsin. Boş konuşmalara bayılıyorsun. Seni ne zaman göreceğim? Daha sonra barda, vedalaşmak için. Vedalaşmak mı? Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Allora, dov'è? Da quando ci hanno cacciati via dal Vietnam, nel Laos e nella Cambogia la temperatura ha superato il livello di guardia, mentre la nostra presenza palese o coperta è praticamente zero. Beh, grazie per la lezione. Ma dimmi di Polo. È da quelle parti. E da informazione riservata sappiamo che Polo riceve armi dal KGB. Ah, così lavora per il KGB, eh? Sì, ma Polo smista le armi ai guerriglieri cambogiani, i quali le usano contro i vietnamiti che sono armati dalla Cina. E a noi che ci interessa? Ci interessa, perché Polo si fa pagare in droga, che poi passa alla mafia, e la mafia la spaccia proprio in casa nostra. Allora lavora per la mafia. No, no, che dici? Polo lavora per se stesso. Noi vogliamo mandargli un messaggio, e non potendoci ovviamente esporre, abbiamo pensato a te. A me? Beh, grazie. Questa è la zona che dovrà raggiungere al più presto. È una zona che si trova a cavallo dei confini tra la Cambogia, la Thailandia e il Laos. Insomma, un posto caldo. Caldo quanto? Tanto da scottarsi. Lì non si sa mai chi spara, chi e perché. Finché si ammazzano fra di loro a noi sta anche bene. Però quella zona è chiamata anche il Triangolo d'Oro. La chiamano così perché è lì che viene prodotta la maggior quantità di droga che poi viene smistata in Occidente. Questo fatto ci interessa. Ed è proprio
questo traffico che vogliamo stroncare. Avrò un contatto? Beh, diciamo che ci sarà qualcuno, ma non un vero e proprio contatto. Sarà sempre un nostro agente? No, non esattamente. Sì, vede, si tratta di una vecchia, una francese tenutaria di casino, che è rimasta da quelle parti dopo il tracollo dell'Indocina. La conoscono tutti come Madame Fra. È un'ex bellezza internazionale. Organizza anche dei sexy tour, che sono molto richiesti. Ancora non vedo la connessione. È una connessione del tutto geografica. Tutte e due battono la medesima zona, anche se con motivazioni diverse. E Madame Fra ha il vantaggio di soddisfare certi servizi speciali. Oltretutto Polo non resta mai in un posto per più di 3 giorni. Lui arriva e prende tutta la droga che riesce a trovare. E poi si trasferisce a chilometri di distanza, magari dove fa la consegna della droga. E così fa anche quando riceve e consegna le armi. Ma se si comporta così non sarà tanto facile trovarlo. Ed è qui che Madame Fra le sarà molto utile, Mike. Perché ogni tanto porta delle ragazze agli uomini di Polo. Lei le dirà dove trovarlo. L'avete già avvertita? Sì, l'abbiamo messa al corrente. E ti sta aspettando. Ma non come un agente della CIA, ma come uno che ha delle proposte di affari. Mike! Selam Mike. Merhaba. Mike, Bangkok'a indiğim der misin? Olur Kurt. Sherin'e bir veda edeyim, hemen yola çıkarım. O da kim? Sherin de kim? Sherin Norris. Orada beni vurmak için silah alıyor. Dur bir dakika. Onu ne zamandır? Da poco. Peki? Senti? Yeni tanıdım. İş yaptığını biliyor mu? Bilmiyorum. Hem kötü bir şey yapmıyorum ki herkes gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biliyorum. Gene de bu kız hakkında bilgi toplayacağım. Topla dostum. Her bilgiyi topla. Anlaştık. Yakında görüşürüz. Tamam. İyi eğlenceler. Seni. Ben de. Seni kimse böyle öpebilir mi? Öpüşünü özlemişim. Hoşça kal. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Söylemeyeceğimi bilirsin. Ne zaman döneceksin? Bak bunu söyleyebilirdim ama hiç bilmiyorum. Üzgünüm. Öyleyse ben de geleyim. Orada böyle lüks yok ama. Nereye gidiyorsun? Hoşça kal Şerim. Döndüğünde burada olmayacağım. Şerim belki anlamadın. Yapmam gereken iş önemli bir iş. Gerçekten çok önemli bir iş. Özür dilerim. Hep öyledir. Ajanlarımızdan biridir. Şimdi tehlikeli bir göreve gönderiliyor. Sağ dönmeyebilir. Biz de bunu tartışıyorduk. Neyi tartıştığımızı ben de biliyorum. Sharon, Morris konusunda araştırma yapmaları için rapor istedin mi? Dinle Kirk. Bu meseleyi abartmaya gerek yok. Belki de Bayan Morris hasta teyzesini ziyarete gitmiştir. Çok saçma. Thank you.
Al bakalım. Tamam. Ben Mike. Selam Mike. Nasılsın? İyiyim. Daha iyisi can sağlığı. Bangkok'u beğendin mi? Biraz daha geç arasaydım bunu söyleyebilirdim sana. Şimdilik sadece taksiden gördüm. Dinle. Hemen şehri dolaşmak için bir arabaya bin. Daha sonra karşına biri çıkacak. Sana Madame Pira'nın evi nerede diye soracak. Tamam. Anlaşıldı. Anladığım kadarıyla Mike Martin başına neler gelebileceğini henüz kavramış değil. O konuyu kapatmıştık. Haklısınız, özür dilerim. Şuraya bakın, hiçbir şey yokmuş gibi tatile çıkıyor. Mike her şeyi eksiksiz yapar. İçinde olduğu tehlikeyi de gayet iyi bilir. Fakat şu anda tatile çıktı. Ben Mike. Selam Mike. Sherlock? Aa, çok akıllıymış. Neredesin? Aşağıda. Aşağıda mı? Nerede olabilirim ki? Evet. Hemen geliyorum. Sana bir bira ısmarlayayım. Kadar küçükmüş. Çok küçük bir dünya. Ne işin var burada? Bir tesadüf. Teknelerde yaşayan insanlarla röportaj yapmakla görevlendirildim. Hı. Hiçbir ülke kabul etmediği için teknelerde yaşayan göçmenlerle. Her neyse, işi hemen kaptım. Beni nasıl buldun? Bir rastlantıydı. Lobide oturuyordum. Komisyenin adını çağıra çağıra geldi. Sana bir haber var. Hı. Al. Kering Caddesi ile Tep Sokağı'nın köşesinde saat 10'da. Üzgünüm Mike, merakım terbiyemi elimden aldı. Evet. Evet. Güzel bir kız mı? Bay Martin. Tesis telefonundan sizi arıyorlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Mike? Evet, tamam. Michael Martin karşınızda. Yalnız değil misin? Hayır. Bir aksilik mi var? Hayır, pek sanmam. New York'tan biri mi? Evet. Ve kim olduğunu söyleyemiyorsun. O zaman bana bir açmaz ver, bitiyor ver. Devam et, devam et. Sharon mı? Evet, söylemeliydim sana. Peki şimdi ne yapacağım ben? Hemen hareket et. Duyuyor musun beni? Hemen hareket et. Evet, az önce bana da bildirdiler. Hemen, anlıyor musun? Hemen! Pek iyi bir haber değildi galiba. Hoşça kal. Seni yine görebilecek miyim? Daha sonra. Emin misin? Yok. Thank you.
Ci sono anch'io, buongiorno. Mon. Anche a me fa sempre impressione questo. È uno spettacolo inquietante di vedere coltivazione di papavere per miglia e miglia. Roba da perdere la testa e anche la tranquillità, sì. Ah, naja. Guardi. Ha visto come fanno? Quando il papavero ha perduto i suoi petali, egli viene inciso con molta delicatezza e dalla sostanza che viene fuori poi viene ricavato oppio. Ja, tanto, tanto oppio, moltissimo. Burada haşhaş serbest mi yetiştiriliyor? Bu ülkede ve bunun gibi birçok yörede haşhaş ana kaynağımızdır. Buraya ilk gelişim de. Madam adamı ilk defa. Evet öyle. Metin'i çok duydum. İyi bir kadındır. Evinde her yaştan güzel kız bulabilirsiniz. Öyle mi? Size garanti ederim. Bizde 18 yaşından küçük biriyle yatarsanız muhakkak tutuklanırsınız. Buradaki 10 yaşındakiler bizim ülkedeki 18 yaşındakilerden daha da büyük ve gelişmiş oluyorlar. Ya. İşte geldik. Madamın evi de orası. Özür dilerim. Bir dakika bakar mısınız bana? Dilinizi anlıyor musunuz? Birkaç kelime. Madamı görmek için Amerika'dan gelen yakışıklının geldiğini söyleyin. Tabii. Ayuta seni odama götürsün. Biraz sonra da ben gelirim. Turistlerle meşgul olacağım. Yoksa cömert patronlarım mı deseydim? Bekliyorum. Hadi güzel kızlarım gelin bakalım yürüyün. Madam ona tapar. Bak güzel kız, yıkanabilir miyim? Küvet şurada. Evet, küveti gördüm ama küvetin içinde su yok. Ben suyu getiririm. Sağ ol. Acele et yakışıklı, yoksa su soğuyacak. Onu ısıtmak tastaman bir saat sürdü. Getirmesi, küvete dökmesi de caba. Şimdi söyle bakalım yakışıklı, senin Polo'dan istediğin nedir? Kimse onun yanına kolay kolay gidemez, bunu biliyorsun değil mi? Ancak onun yanına biri götürebilir seni. Onun nerede olduğunu, nerede konakladığını benden başkası bilemez. Fakat tahminime göre 2-3 gün içinde ortadan kaybolacaktır. O böyle
öyledir, anlıyor musun? İşte o zaman nerede olduğunu yalnız Tanrı bilir. Çok da yakışıklı bir adamsın. Şimdi ayağa kalk bakalım, seni kurulayım. Biliyor musun, seninle yatmak isterdim. Fakat senin bundan pek hoşlanmayacağını biliyorum. Hadi şimdi biraz uzan bakalım. Biraz sonra sana kızlarımın en güzelini göndereceğim. Bu gece sana arkadaşlık eder, yarın da Polo'yu görmeye gidersin. Hem sonra benim gibi yaşlı bir kadını ne yapacaksın? Sen de güzel kadın. Teşekkür ederim. Bunu kibarlık olsun diye söylediğini biliyorum. Bunun için de bu akşam kızlarımın en sevimlisini ve en işinin ehli olanını vereceğim sana. İyi geceler, tatlı rüyalar. O küveti yarı sabah boşaltırsın. Şimdi madamın kızlarından birini bekliyorum. Hadi yavrum, birini beklediğimi söyledim sana. O benim. Benden hoşlanmadın mı? Hoşlandım ama... Çok iyiyimdir. Muhakkak öylesindir. Fakat... Sen daha çok küçüksün. Hadi git buradan. Beni gönderme. Madam kızar sonra. Peki, kal öyleyse. Sadece yanında yatarım. İstersen bana sahip olursun. Ama istemezsen olmazsın. Benim tek istediğim uyumak. Çok yorgunum. Kampı buradan yaklaşık 10 kilometre doğudadır, ırmağın karşı kıyısında. Nereden mi biliyorum? Ona kızları ben veririm de oradan biliyorum. Irmağı bir kez geçtiniz mi başınıza belayı aldınız demektir. Hayvan tuzakları vardır, bataklık ve vahşi canavarlar da cabası. Fakat gerçek canavarlar Polo'nun adamlarıdır. Çok teşekkürler madam, her şey için. Niçin? Bir banyo ve oda için mi? Bir saat sonra ölecek biri için hiç olmazsa bu kadar bir şey yapalım. Öyle değil mi güzel kızım? Hey yakışıklı! Niçin geri dönmüyorsun? Bangkok'taki lüks otel odana dönsene. Döneceğim. Hoşça kal küçük kız. Hoşça kal güzelim. Ben yarın diğerleriyle birlikte Polo'nun kampına gideceğim. Sıra sende değil ama gene de sen bilirsin. İstersen gidebilirsin. Fakat yakışıklıyı orada bulacağını sanmıyorum. Hadi gel bakalım küçüğüm. Đừng có đi tới bên kia, stop. Nhanh lên. Thank you.
İndirin beni, Polo'ya bir haber getirdim. Ne haberi? Çabuk indirin beni buradan, Polo'yla konuşmam gerek. Emin misin? Polo seni bekliyor mu yani? Kişilerle toplantıda. Pekala. Polo! Polo! Bir dakika gelsene. Ne var Hank? Bir Amerikalı bekliyor muydun? Yok. Bir Amerikalı gelmiş, seninle görüşmek istiyor. Bunlar da kim? Tarlalarda çalışan işçiler, ürettiklerini kendileri pazarlıyorlar. Bize sattıkların parasını istiyorlar. Onların öldürülmeleri gerek. Ne bekliyorsun öyleyse? Bu iş sana düşer. Var Mike. Aa, gezintiye çıktım. Seninle konuşmalıyım. Hangi konuda? Bir anlaşma yapmak ister misin? Ne anlaşması? Önce şu heriften kurtulmalıyım. Ondan gizli hiçbir şeyim yoktur, konuşabilirsin. Beni Cooper gönderdi. Polo, indir beni. Devam et. Sen devam et. Polo, lütfen indir, kollarım kopmak üzere. Boyum da kafi derecede uzadı. Tamam, indir onu yere. Aldırma Hank. Boş ver ona. Boş ver dedim sana. Devam et Mike. Benim acelem var. Katılmam gereken önemli bir toplantım var. Kimlerle, Ruslarla mı? Dinle. Acelem olduğunu söyledim. Şimdi dostumuz Kurt ne iş yapıyor biliyor musun? CIA'de yüksek bir yere geldi. Seni bile buraya habercisi olarak gönderebiliyor. Patronun Kurt'a. Kim düşünebilir? Kim düşünürdü bunu? Benim değil, senin patronun. Yok, ben o işleri bıraktım. Çok komiksin, hep komik olmaya çalıştın. O zamanlarda komiktin, şimdi de. Elindeki uyuşturucuyu iyi bir fiyatla almak istiyorum. Dinle bak, Ruslarla anlaşmayı durdurmalısın. Kamboçyalılar, Laoslular ve mafyayla da. İhtiyacın olabilecek her şeyi bizden alacaksın. Tüm ihtiyacını. Biraz düşünmem gerek. Amerikan pazarı genişliyor. Kaça satarsam satayım, kazancım çok büyük. Mafya da ailemi yükseltecek. Söylediklerimi anlayabiliyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Anlıyor musun? Ben CIA'nin ne olduğunu iyi bilirim. Ve şimdi bildiğim kadar da komikliğim burada sona erdi. Onu az Hank. Daha söyleyeceklerim var. Evet, biliyorum. Bana fiyatını söyleyeceksin. Fakat kabul edersem fiyatının ne olacağını ben tespit ederim. Dur Hank. Beni ne zaman öldüreceksin?
Henüz bunu düşünmüyorum. Mafya benim yerime Ruslarla anlaştı. Şimdi onlara Amerikalıların benimle anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceğim. İyi bir fiyatla ha? Evet, daha iyi. Şu anda Mike onların yanına varmış olmalı. O zaman ölmüştü. Hayır, ölmedi. Yakalanmış olabilir. O halde onu öldürmeleri sadece bir an meselesi. Polo onu Ruslara teslim edecektir. Ya sonra? Polo'nun keyfine kalmış. O neye karar verirse. Ama Mike daha önce bu gibi durumlara çok düştü. Acaba kurtulur mu dersin? Her zaman olduğu gibi. Paralı adam. Kızlarımızı beğendiniz mi peder? Onların kıymetini bilin. Onlar benim için bir zevktir madam. Buyurunuz. Bildiğiniz gibi peder, ben aslında paraya pek önem vermem. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeli değil mi? Her şey için teşekkürler. Bir şey değil peder. Şeran, burada ne işin var senin? Seni durdurmaya geldim. Polo ile birlikte misiniz? Polo'yu kullanırız biz. Sen ve patronların alışılagelmiş Amerikan tarzıyla her şeyi satın alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz Polo'ya para önerirseniz biz daha fazlasını veririz. Anlamaya çalış Mike. Laos, Kamboçya ve Vietnam'da olanlar artık seni ilgilendirmiyor değil mi? Konuşmana bakılacak olursa önemli birine benziyorsun. Bana bir bira ısmarlar mısın? Ben Moya çay bay. Bira söylediğinden emin misin? Bira mı söyledim? Konuş Mike. Tabii. Hangi konudan konuşmak istiyorsun? Polo'ya neler anlattın? Hiç. Sadece eski günlerden söz ettik. Öneriyi biliyorum. Sana her şeyi söyledim. Ters bir şey mi var Şerif? Dinle, buradan canlı çıkmak senin için çok güç. Sen bana yardım edersen, ben de sana yardıma hazırım. Hı hı. Tamam mı? Yoksa Polo seni acımasız arkadaşlarına teslim edecek. Onların da Amerikalıları sevmediklerini bilirsin. Güzel bir öneri. Hı hı. Sana bildiğim her şeyi söyledim. Polo karar verirse kökte konuşması gerekir. Hayır, Polo bizi bırakmaz. O sizin sorunuz. Ne konuşuyordunuz Mike? Şey, ondan bir bira istedim, o da evet dedi. Bir itirazı mı var? Yok. Şerefe! Neyse. Ne diyorduk biz? Evet. Kız bana, ona gerçeği anlatırsam beni vuracağını söyledi. Söylemezsen beni senin Çinli arkadaşlarına teslim edecekmiş. Beni dinle Şerim. Bu bir iş anlaşması. Teşkilatınız durumu inceleyecekti. Belki karar vermişlerdir. Hadi onların yanına gidelim. Beni yerde mi bırakacaksınız yoksa gene atacak mısınız? Yerde bırakacağız. Kıpırdarsa vur onu. Thank you.
Karar verdiniz mi? Hadi gidiyoruz. Peki. Çabuk eğil. Adamı bul. Neler olduğunu anlat ona. Ben motosiklet almaya gideceğim. Hadi çabuk. Madam! Madam! Gene ne var küçüğüm? Çok heyecanlı görünüyorsun. Seni yalnız bırakınca... mutlu olamıyorsun. Mike seninle miydi? Polo'yla her şey yolunda mı?
Ne oldu? Bir mesele mi var? Ne oldu? Ne oldu söylesene. Umarım bu sondur. Japonlardan kaçtım. Fransızlardan, İngilizlerden, Kızılderililerden. Ama Polo'dan kaçamayacağız bu kez. Sonumuz geldi artık. Gitmemiz gerek madem. Nasıl? Nereye? Mike motosikleti almaya gitti. Motosikleti mi? Çalışmaz ki. Bozuk. Bazı parçaları da kaybolmuştur. O artık eski bir hurda yığını. Çalışması imkansız. Fırsat varken siz kaçın. Bir mucize olmazsa hapı yuttuk demektir. Artık hepimizin sonu geldi. Ama siz Asyalılar mucizeye inanmazsınız. Adam nerede? Müjdem! Hay Allah kahretsin, hepsi buradaydı. Nereye koydum onları? Mücevherlerim, paralarım, onları burada bırakıp gidemem. Madam! Geliyorum, geliyorum! Alın şunları! Sevgilim, koru beni. Madam! Acele etmeyin, geliyorum. Hadi! Sen kapıyla pencereyi tutarsın. Onlar gelir gelmez hemen ateş edersin. Kaç kişi olduğumuzu anlamamalılar. Sadece iki kişiyiz Mike. Bu daha iyi.
Hadi hepiniz inin. Etrafı kuşatın. Orada kaç kişi olduklarını öğrenmemiz gerek. Etrafı kuşatın. Hadi ateş et. Hey, buraya bak. Biliyor musun ne yapacağız? Dışarı çıkacağız. Ama... Şşt! Başım dertteyken daima cesaretli olurum. Hadi. El bombası al ve at. Kime atayım? Hiç kimseye, sadece at. Fazla yok zaten, harcamayalım. Sana ne diyorsam onu yap. Hadi. Dikkatli ol, ben dışarı çıkıyorum. Ateşi kesin. Durum nasıl? Kayanın tepesinde iki kişi var. Bunları dışarıda bir yere saklayacağım. Daha sonra lazım olabilir. Şimdi ihtiyacımız yok. Çabuk dön Mike. Hemen dönerim. Ya ben ne yapacağım? Beni düşün. Bir emrin var mı? Adamların hepsini hemen dışarı çıkar. Ah! Oh!
buradan çıkmalıyız. Nereye gideceğiz? Madamın yanına gitmeliyiz. Sevgilim, beni ve onları koru. Yardımına ihtiyacımız var. Yalnız değil. Bombaları var. Tüfekleri, makinalı tüfekleri ve cephaneleri var. Ve de büyük cesaretleri. Haklısın. Ben dışarı çıkıyorum. Ben ne yapayım? Sen de pencereye geç ve ateş et. Ateş etmesini bilmem ki. Ne diyorsam onu yap. Pencereye geç ve ateş et. Mike. Evet. Mike. Üzülme. Hemen döneceğim. İnsanlar savaşmaktan ne zaman vazgeçecekler? Beni dinleyin. Evet Mike. Buradan muhakkak çıkmalıyız. Ama nasıl? Evet, nasıl? Çatıyı deneyebiliriz. Evet, güzel fikir. Adam şöyle geç.
Kayuta, buraya gel. Hadi. Aralarında bir kadın var. Evet. Sharon. Onu tanıyor musun? Tanıdığımı sanıyorum. Kahrolası kahpe. Dişiler için iki yol vardır. Ya kadındırlar ya da yosma. Ben tüm yaşamım boyunca bir yosma olarak yaşadım. Fakat gene de bir kadınım. O kibar bir kadın olarak yaşamaya çalışıyor ama bence bir yosma. Bilebilirsin ama bu konularda uzmanımdır yakışıklı. Dua edelim de buradan kolay kurtulalım. Başımıza büyük dertler açtın yakışıklı. Ölmeni istemiyorum Mike. Ben de istiyorum. Şöyle geç. Madam, şu köşeyi tutun. Ben dışarı çıkıyorum. Muhakkak dön ama yakışıklı. Tanrı seni çağırıyor. Oh.
bomba atın çabuk. Ona tüm yaşamı boyunca, evet Mike, ona tüm yaşamı boyunca hayvan gibi davranmayan tek erkek sendin. Başka türlü davranamazdım. Ondan hoşlanmıştım. O farklıydı. Onun mutlu olmasını çok istedim. Güle güle yakışıklım. Sen kalıyor musun? Nereye gidebilirim ki? Ben buraların bir parçasıyım. Burada doğdum, burada da öleceğim. Ama benim için üzülme. İnsanlara sunabileceğim birkaç güzel yerli kız bulabilirim her zaman. Hey yakışıklı! Ayuta'yı o sarışın öldürdü. O gerçekten bir kahpeymiş. Biliyor musun benim güzel küçük kızım seni gerçekten çok sevmişti. Nasılsın arkadaşım?
Seni gördüğüme sevindim. Gene birlikte çalışacağız. Ama birbirimize kazık atmak yok. Kazık atan öyle olsun.